çok güvenilir bulmuyorum ben aşıyı yani hiçbir şekilde. Aşı gelse de yaptırsak diyorduk. Şimdi de aşı geldi. Yaptırmayı düşünmüyoruz. Zorunlu koştukları bence iyi oldu. Çünkü aşılama hızlı devam etmiyor görünüyor bence. Vallahi ben aşıyla ve pandemiyle ilgili her konuda her şeyin yalan olduğunu inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerinin, öğretmenlerin ve şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların aşılanması gerektiğini ve aşılanmak istemezlerse ise PCR testi yapması gerektiğini söyledi. Bakalım vatandaşlar bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Yani aşı şartsa bu virüsten kurtulmamız için bence halkımızın bu kadar ön yargılı olmamasını ve aşının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Açıklamalara göre şu anda hastanelerde yatan insanların çoğu, vefat eden insanların hemen hemen hepsi aşısız oldukları tespit ediliyor. Bence hani ön yargılarını kırıp aşıyla bu virüsten kurtulacaksak yapılması taraftarıyım ben de. Peki sizler aşı yaptırdınız mı? Ben yaptırdım. İki dozumu da yaptırdım. Peki vatandaşlar hala aşı olmak yerine PCR testi yaptırmayı düşünüyorlar. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani o konuyla ilgili çok bilgim yok. O yüzden bilgim olmadığı konuda da yorum yapmak istemiyorum işin açı. Yani olması gereken bu. İnsanlarımıza aşıyı bir şekilde teşvik etmemiz gerekiyordu. Bununla ilgili de kısıtlamaların gelmesi doğal. Yani ben bir öğrenci olarak üniversitelerin açılmasını istiyorum ki geçen sene uzaktan eğitim vardı. Hiçbir şey öğrenemedim. Umarım bu sene açılmasını istiyorum. Açılması için de aşı olmamız gerekiyor. Tüm halkımızı Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediğine yönelmesini istiyorum. İnşallah herkes aşı olur. Bu korona denilen pandemi süreci bir an önce biter. Herkes gerçek hayatına kavuşur. Normal rutin bir şekilde devam ederiz. Doğru bir karar. Yani aşılanmıyorsan test yaptırmak zorundasın bence. Hani çünkü düğünlere gidiyorlar, cenazelere gidiyorlar. Hiçbir engelleme yok. Hani herkese sorsam ben hasta değilim diyor ama öyle bir şey yok. Hani bir tedbir lazım. Ve hastalık bitmiyor. Yenileri türedi işte, mutasyon geçirdi. Yine mutasyon geçirebilir. Bunu bilemeyiz ki. O yüzden en azından bir aşı olmaları lazım. %70 de olsa bir koruması var veya olduğun zaman daha çabuk atlatıyorsun. Yani şu an aşı en büyük önlem, aşı olması lazım insanların. Birazcık dayatma olduğunu düşünüyorum. Bireysel özgürlüğümüze engel. Yani hiçbir birey kesinlikle yaşadığı devlet altında aşılamaya mecbur tutulmamalı. Kendi özgür iradesiyle eğer seçmek istiyorsa seçer. Ben karşıyım yani, çok razı değilim. Sizler aşı vuruldunuz mu? Yok, vurulmadım. Korona da olmadım, test de olmadım. Ama sürekli korunuyorum yani, dikkat ediyorum. Aşı vurulmayı düşünüyor musunuz? Kaçabildiğim kadar kaçacağım. Yani çok yanlısı değilim. Tercih etmiyorum aşıyı ama zorla vurduracaklar ama kesinlikle yani gönlüm razı değil. Peki neden aşı vurulmamayı tercih ediyorsunuz? Çünkü okuyoruz, araştırıyoruz. İçerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani doktorların çoğu iyi diyor, çoğu yalan söylüyor. Doğru söyleyenlerin adresleri hackleniyor. Ya da ne bileyim, doğru bilgi söylendiği zaman anında banlanıyor. Yani bir özgürce bir bilgi akışı yok yani. Her şey böyle bir, biz korkuyoruz böyle, ne olacak bize? Yani insanlar her sesten bir şey çıkıyor, her kulaktan bir ses çıkıyor. Çok güvenilir bulmuyorum ben aşıyı yani hiçbir şekilde. Vallahi ben aşıyla ve pandemiyle ilgili her konuda her şeyin yalan olduğunu inanıyorum. Yani bu bizim siyasilerin de suçu değil. Yani hangi görüşte, hangi partide ve kim iktidara gelirse gelsin, dünyanın bir sorunu bu. Ben ne aşının ne bu virüsün normal bir şey olduğuna inanmıyorum. Onun için bütün devletler, bütün ülkeler, milletler bir kaosun içerisinde çırpınıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu iş bir akıl üstü bir mevzu gibi geliyor bana. Birisi bir yıllar önce bunu, yani şöyle diyeyim, 40-50-100 yıl önce bu işi planlamış. Şu anda başımıza gelmiş, 2-3 yıldan beri bu işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Hiçbir akılda kolay kolay çıkamaz bundan. Onun için şu an hangi konuda, ne konuda ve kimin hakkında kim ne söylerse yarım söyler, eksik söyler. Vallahi mecbur herkesin aşı olması gerekiyor. Biz de mecburiyetten aşı olduk. Yani bizde ne kadar faydalı ya da faydalı değil ama ülkemizin Sağlık Bakanı bu aşı olması gerekiyor diyorsa herkesin mecbur aşı olması gerekiyor. Ondan herkesin de olmasını tavsiye ediyorum. Olması da gerekiyor yani. Başka bir alternatif, kurtuluşumuz yok. Aşı da. İleride belki başka bir yöntemler çıkacak. Daha belki bizim ülkemizin aşısı çok daha iyi olacak. Devamında da onu kullanacak insanlar. Yapacak bir şey yok.
O zamana kadar da şu an elimizdeki aşıyla da herkesin aşı olması gerekiyor. Zorunlu koştukları bence iyi oldu. Çünkü aşılama hızlı devam etmiyor görünüyor bence. Biz ailece vurulduk. Keşke 15 yaşındaki kızıma da gelse, o da vurulsa. Bence yapmaları lazım, şart yani. Bu hastalığın önüne geçilmesi için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki onların fikrini almak da lazım. Peki hala aşı yapmak istemeyen vatandaşlar var, aşı olmak istemeyen vatandaşlar var. Onlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya bence biraz fikir meselesi, hani düşünce meselesi. Bu hastalıktan dolayı bazılarına yan etki yapıyor. Ölümlerle sonuçlanıyor. İnsanlar da bunu gördüğü zaman tabii ki vazgeçiyor. Benim komşum mesela randevu aldığı halde hastaneden geri dönüş yaptı. 18 yaşındaki genç bir akrabaları vefat etti. Böyle de görünce korkuyoruz açıkçası. Ama hamdolsun bizlere bir şey olmadı. Keşke herkes olsa, herkes duyarlı olsa, maskelerini taksalar. Belki daha çabuk önlem alınacak. Doğru olduğunu düşünüyorum. Ben 3. aşımı yaptırdım dün. Çok da iyiyim. Covid de geçirdim. Herkesin yaptırmasını istiyorum. Aşı gelmeden önce, aşı gelse de yaptırsak diyorduk. Şimdi de aşı geldi. Yaptırmayı düşünmüyoruz. Çok yanlış. Peki aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlar sizce neden yaptırmıyorlardır? Bence siyasi olduğunu düşünüyorum. Genelde zaten Doğu ve Güneydoğu olduğunu biliyorum. Ve siyasi olduğunu düşünüyorum. Yani hükümetten yana olanlar, muhalefetten yana olanlar. Çok yanlış. Hiçbir şekilde yani 21. yüzyılda Türk milletine yakışmıyor. Bilim adamları bir şey demişse onu insanların yapması lazım. Çok doğru buluyorum Cumhurbaşkanımızı. Kutluyorum. Türk milletine Allah seval vermesin diyorum. Dünyada gerçekten bu aşı konusunda bir numarayız diyebilirim. Yani herkes, Türkiye'miz için herkes aşısını yapması gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanımız ne için çalışıyorsa, Türkiye'miz için yapıyorsa bu işleri herkes yapmalı, vatandaş görevini bilmeli.